Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Sonunda bugünkü projemiz Go Green. Evet arkadaşlar, sonunda Go Green çıktı. Şimdi sizlere nasıl öncelikle kayıt olacağınızı göstereceğim. Ardından projeyi anlatacağım. Tavsiye programı kısmına geliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda ekrana da veriyoruz. Bu benim kodum RGPIJKA1. Bu benim kodum, tavsiye kodum arkadaşlar. Bu tavsiye kodunu kullanarak sizler de benim çekilişlerime katılabilirsiniz. Hatta ve hatta bu videoya özel bir tane eldiven NFT çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Peki nasıl kaydolacağız? Go Green'e girdik, kayıt ola basıyoruz. E-postanız, şifreniz, Telegram nickiniz ve yönlendirme kodu kısmına. Yine söylüyorum. Şöyle ben bir ekranı şöyle çekeyim. Yine söylüyorum. RGPIJKA1 yazıyorsunuz arkadaşlar ve ardından hesabınızı oluşturuyorsunuz. Peki sonra ne yapacağız Meko? Hemen PancakeSwap'i açıyoruz arkadaşlar. Alacağımız NFT'lere göz gezdireceğiz. Birazdan whitepaper'a geçeceğim. Gördüğünüz gibi 100 O2 token'a en minimal, 96.000 O2 token'a ise en iyi NFT'miz bulunmakta ve bu NFT'ler bizlere günlük pasif gelir elde ettiriyor arkadaşlar. Şimdi bunları nasıl yapıyoruz? Peki bunlar birazcık Aurora'dan bir tık daha farklı arkadaşlar. Şöyle Go Green'in ben sizlere Telegram adresini de göstermek istiyorum. Telegram adresine katılmanız lazım. Çekilişlere katılmak için bol bol çekiliş düzenleyeceğiz bundan sonra. Evet arkadaşlar, şimdi Go Green aslında bir sosyal projedir. Bu projenin mesela Rusya'da şu anda yapıyorlar. Gördüğünüz gibi belirli konumlar belirleniyor ve çöpler toplanıyor o konumlardan. Bütün çöpleri topluyorlar böyle ekip olarak arkadaşlar. Burada da ayrı bir ekibimiz var. Gördüğünüz gibi çöpleri toplamışlar. Türkiye'de de bunu ben yapacağım. Türkiye'deki şehirlerimizi gezeceğim. Bu şehirleri gezerek sizleri davet edeceğiz. Bunu da Telegram'dan duyuracağız sizlere. Telegram Go Green Türkiye sayfasından arkadaşlar. Invite linki de şurada. t.me/gogreensohbet_altreleri kullanarak. Tabii ki bunu zaten videonun altında da bulabilirsiniz. Bunun haricinde buraya katılan herkes öncelikle eldiven NFT'si, sonra tırmık NFT'si gibi böyle sırayla gidecek. Mesela birinci temizliğe geldiniz bu. İkinciye geldiniz bu. Üçüncüye geldiniz bu. Dördüncüye geldiniz bu gibi sizlere özel NFT'ler vereceğiz arkadaşlar. Şu anda Dexpro'dan şöyle bakalım. Token fiyatımız arkadaşlar 10.7 cent diyebiliriz. Bunu nasıl yapacağız peki? Metamask Wallet'ımız lazım arkadaşlar. Metamask Wallet'ımızı buraya bağlıyoruz PancakeSwap'e. Hemen ben şifremi gireyim. PancakeSwap'e Metamask Wallet'ımı bağladım gördüğünüz gibi. Ne yapacağız arkadaşlar? Almak istediğimiz NFT kadar buraya bu token adresini manage tokens deyip tokens'a tıklayıp şu adresi aşağıya ben sizlere bırakacağım. Şöyle göstereyim. Aşağıya bıraktığım bu adresle arkadaşlar yapıştırma yapıyoruz. Ben daha önce yaptığım için ekstra görünmüyor. Şuraya ben kendim yazacağım O2 diye. Buradan belirli miktarda alacağız. Örnek veriyorum, ne kadar almak istiyorum. Ben geldim buradan. Mesela benim aldığım NFT bu. Birazdan bundan bahsedeceğim. Motopet almıştım arkadaşlar. Bundan bana 12.000 adet lazım. 1289 dolarlık arkadaşlar yatırımımı yaptım. Buradan swap'imi yapacağım. Ardından buradan pazar yerine girip istediğim NFT'yi seçip satın ala tıklayacağım. Dediğim gibi ben bunu daha önce arkadaşlar yaptım. Şöyle işlemler kısmından da göstereyim sizlere. Şimdi bunun haricinde arkadaşlar ne yapıyoruz? Burada wallet'ımı bağlamıştım. Whitepaper'ımıza gelin. Küçük hesapla bir göz atalım. Ardından devam edeceğiz. Şimdi Go Green arkadaşlar ekolojinin geleceğidir diyor. İlk NFT bazlı gerçek anlamda yürütülen bir sosyal proje arkadaşlar. Görevimiz altyapımızı geliştirme, gezegenimizi temizlemek ve mali teşvik vermek insanlara diyoruz. Gördüğünüz gibi kapalı döngü ekonomisinde ayrı çöp toplama, ayrı ayrı toplayacağız. Yani plastikler bir yerde, metaller bir yerde tarzında sıralama, ardından geri dönüşüm, yeni malları üretmek ve kullanım olarak bu şekilde dünyaya yardım etmemizi sağlayacak bir proje çıkarttılar arkadaşlar. Go Green'in hedefi ekolojik bir yaşam tarzının milyonlarca destekçisini Web 3 ilkelerine dayalı benzersiz bir platformla birleştirerek yaratmak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada Go Green ürünlerinden bahsetmiş arkadaşlar. Eco Quiz'imiz var, birazdan göstereceğim. Eco Tetris gelecek, oyun, bildiğiniz uygulama gelecek. Bu uygulamada Tetris oynayıp ekstra O2 tokenlar kazanabileceğiz arkadaşlar. Gerçek hayattaki etkinliklerden kazanabileceksiniz ve eko pazarımız olacak arkadaşlar. NFT pazar yerimiz olacak. Buradan aşağıya inelim. Buralarda bahsettiğim şeyler, çöp toplayacağız. Sizler de organizatör olabiliyorsunuz. Organizatörden sonra bölge küratörü olabiliyorsunuz. Şehir küratörü olabiliyorsunuz. İdari alan küratörü olabiliyorsunuz. Bunlar sırayla tabii ki geliyor. Etkinliklere katılımınız da değişecek. Eko Tetris'te gördüğünüz gibi böyle olacak arkadaşlar. Metal, plastik, kağıt ve çöp olacak. Bunları Tetris gibi böyle oynayacağız. Fakat NFT gerekecek. Bunu
bunu oynamamız için de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi marketplace yeri olacak. Bir tane merkezi olmayan yer olacak. Bir de NFT yönetimi yeri olacak. Tokenomics kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar, sürdürülebilirlik ve ödüller kısmından bahsetmiş bizlere. Bunları yapmak için iki geliştirme vektörleri var. Sponsorluklar alacak şirketler, büyük şirketlerden bahsediyorlar. Büyük olaylar olacak yani Türkiye'de, haberiniz olsun. Yani sadece benim düzenlediğim etkinlikler olmayacak. Büyük büyük şirketlerin de arkadaşlar katılacağı, düzenleyeceği etkinlikler olacak. Ham maddelerin dönüşümleri arkadaşlar. Örneğin bir şişe 25 centmiş Avrupa'da. Buradan bize bir örnek vermiş. İştek üzerine özel dersler yapılacak arkadaşlar ve ekstra indirimlerimiz olacak. Token emeğimiz arkadaşlar gördüğünüz gibi 100 milyon O2'ye dayandığımız zaman karlılığımız %2. 200 milyona dayandığımız zaman %2. 400 bine dayandığımız zaman %2. 800 bine ulaştığımızda %2. Toplamda %8 üretimler düşecek arkadaşlar. Bunun haricinde burada da tokenomiyi açıklamış. White paper'dan sizler de ulaşabilirsiniz. Burada NFT tokenomik kısmına geldiğimiz zaman buradan sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi belirli miktarları var NFT'lerin. Tabii ki sınırsız NFT değiller arkadaşlar. Bunlar aylık %10 kar veriyorlar bizlere tahmini olarak. Ve şimdi nasıl kar alacağımızı göstereceğim sizlere. Burada davet et ve kazan kısmı da var. Gördüğünüz gibi davet ettiğiniz, mesela 3 kişi davet ettiniz. 3 tane eldiven aldılar. Direkt size bir eldiven geliyor. 9 kişi de süpürge geliyor. 27 kişi de tırmık geliyor gibi gibi, bunlar böyle gidip artıyor arkadaşlar. Peki nasıl oynayacağız Meko? Şimdi benim belirli NFT'lerim var. Gördüğünüz gibi belirli kısmını tavsiyeden aldım ve şunu da kendim satın almıştım sizlere söylediğim gibi arkadaşlar. Şu anda 88.76 O2 token'ım var. Peki günlük ne yapmam gerekiyor? NFT'yi aldım. Bu bana günlük 60, aylık ise 1770 O2 veriyor arkadaşlar. Bunun hesabını ben sizlere söyleyeyim. ROI'miz şu anki fiyatta yani 10 centte 6.5 ay. Fakat şuna dikkat etmeniz gerekir. Bu token fiyatı nereye gidebilir? Yani marketing çalışmaları yapıldıktan sonra bu token fiyatı ne olur? Bugün satın aldıysan, örnek veriyorum, bugün ben bu NFT'yi 1300 dolara satın aldım diyelim. Yani 1200 küsürlerde 1300 dolara aldım, ama eğer 20 cent olursa bu 2600 dolar olacak arkadaşlar. 30 cent olursa 3900 dolar olacak gibi gibi senaryolar var. Bu senaryoda peki ne oluyor? 6.5 ay bölünüyor 2'ye 3.2, bölünüyor tekrar 2'ye 1.6 gibi gibi. Bunların hesabını kendiniz yapmalısınız ve kesinlikle oturup bunun hesabını yapın. Çünkü Aurora da böyle başladı. Aurora 0.5'te her zaman sabitlendi. Bu şirket bu projeyi 0.1'de mi sabitler? Zannetmiyorum. Şimdi oyunu oynamaya geçelim. Tetris'imiz hala yok arkadaşlar. Şurada Paxpay kısmı var. Pazar yerimiz var. Pazar yerini göstermiştik. White paper'ımız var. Bu Paxpay kısmından arkadaşlar farklı şekilde ödemeler yapıp alabiliyorsunuz. Fakat günlük girip şuradaki quiz'i çözmeniz gerekiyor. Sizlere doğayla alakalı bir şeyler öğretiyor proje ve sizin günlük üretiminizi size veriyor. Şimdi ne demiş? Çevresel kalite şu anlama gelir demiş. Kendi kendini temizleme ve kendi kendini düzenleme yeteneği. Şuna basalım. Direkt bu olduğunu anladım ben. Mesela burada ben yanlış da yapsam. Örnek veriyorum. Ne demiş? Ekolojiyi biyoloji biliminin bir dalı olarak inceleme konusu. Bitki dünyası, doğal nesneler, ekolojik sistemler diyelim. Buna da doğru cevap verdik. Mesela yanlış cevap da verseniz en başa sarıyor. Aynı sorular arkadaşlar. Ve hatta şöyle yanlışa basalım. Bakın gördüğünüz gibi yanlış cevap verdim. Quiz'i yeniden başlat diyorum. Hemen hızlıca aynı şıkları seçeceğim. Şöyle geçelim. Bunu almıştık da biz. Şu yapmıştık. Hemen şöyle bir diğer soruya da geçelim. Canlı organizmaların çevreyle ilişkisi bilimi, ekoloji demektir dedik ve bana günlük token üretimimi verdi. Gördüğünüz gibi 64.72 arkadaşlar. Tamam diyorum buradan. Bu 64.72 nereden geliyor Meko sana dersen, gördüğünüz gibi benim 1200 dolarlık NFT'imden 60, tırmıktan 4 ve eldivenlerimden 0.36 olmak üzere bana günlük 64 küsür geliyor arkadaşlar O2 token. Peki bu ne kadar sürede yükleniyor? Gelin beraber bir ona bakalım. Şu anda yüklenmiş gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradan Türkçe'ye çeviriyorum yine. Nasıl çekeceğiz? Hiçbir bekleme yok arkadaşlar. 1000 adet çekebiliyorsunuz. Günlük gördüğünüz gibi 153 tane O2'yi ben çekmek istiyorum dedim. Buradan gördüğünüz gibi direkt olarak wallet'ıma yolladı. Hemen şuradan PancakeSwap'e giriyorum. PancakeSwap'e girelim. Bu arada ilk çekimim oluyor sizlerle beraber. İlk çekimimi yapıyorum arkadaşlar. 1600 dolarımın gördüğünüz gibi 153 tane O2 token'ım geldi. Paşa paşa bunu şöyle bir 16 dolarımı hemen şuradan swap'leyeyim. Sizler de görün. 160 yazalım. Ha bu metamask kısmında bu geldi. Biliyorsunuz ki 3 harcama limiti. Mesela 153 tane satacaksan 153 de yazabilirsin. Ama küsür attıysa buraya 160 yazın geçin.
160 tane swap yapmana izin veriyorum demek bu arkadaşlar. Ben belirli o iki token'ı, bu arada kendi stratejimi söyleyeceğim sizlere. Bir aylık süreçte ben 1770 kasıyorum. 770 tanesini köşeye koyacağım, haberiniz olsun. Bunları da siz de göreceksiniz zaten videolarda. Şu anda bu ilk videoya özel direkt çekimimi yaptım. Bir ay sonrasında, yani diğer ayın 29'unda arkadaşlar 1770 tane olacak elimde. 1000 tanesini satacağım. 770'i bana kalsın gibi gibi stratejilerim olacak. Çünkü 0.1 gerçekten bedava bir fiyat. Gördüğünüz gibi BNB'ye çevirdim arkadaşlar. Biraz da benim vardı zaten içeride. 2 dolarım da varmış. Gördüğünüz gibi 16 dolarımı aldım. Paşa paşa harcayacağım. Proje bu şekilde. Go Green projesi. Gerçek hayatta da çok güzel şeyler olacak dediğim gibi. 2 Temmuz diye planlıyorum. Ben Mersin'de bir etkinlik yapacağım arkadaşlar. Mersin'de bir sahili temizleyeceğiz. Fakat çok kısa bir süre uzayabilir. Haberiniz olsun. Burada bununla alakalı konuştum. Bundan bahsetmiştim zaten. Go Green'le kalın diyorum. Gerçekten çok güzel bir proje geldi. En başta girip değerlendirmeniz gerekli. Kendinize çok iyi bakın. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski, kendi kararıdır diyoruz ve hayırlı bayramlar diliyorum. Bay bay.